Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدْ Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ettikten Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yollarına uyanlara salat ve selam ettikten sonra Şeyhülislam İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın Keşf-ü Şubuhat isimli risalesinden kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta risalenin başında Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid etmenin ne anlama geldiği ile alakalı kısa bir mukaddime yapmaya çalıştık. Onun ardından sözümüz tevhidin Allah Subhanahu ve Teala'nın gönderdiği bütün Resullerin ortak daveti olduğunu beyan ettikten sonra o Resullerin ilkinin Nuh Aleyhisselam olduğunu söyledik. Ve şirkin insanlık tarihinde ilk defa vuku buluşunun Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki bazı salihler hakkında aşırılığa gitme suretiyle ortaya çıktığını ifade ettik. Bununla alakalı Nuh suresinin tefsirinde Nuh suresinde gelen Allah Subhanahu ve Teala'nın وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا buyruğu ile alakalı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın yapmış olduğu tefsiri beyan ettik, ifade ettik. O tefsirde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ayette zikri geçen bu kimselerin yani Veddin, Suvan'ın, Yavuz'un, Yavuk'un ve Nesir'in Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki salih kimseler olduğunu, onlar öldükleri zaman şeytanın kavimlerine gelerek onları hatırlatacak, onları anımsatacak anıtlar dikmelerini vahyetmesini, onların da şeytanın bu teklifine uyarak onların anıtlarını yaptıklarını, işin başında bunlara ibadet edilmediğini ancak zaman geçtikten, ilim unutulduktan sonra şeytanın onlara tekrar gelerek atalarının bu anıtları kendilerine ibadet etmek için yaptığını söylemesi üzerine onlar da bu anıtlara tapmaya başladılar. Hasıl vel kelam, yeryüzünde şirk ilk defa bu Nuh suresinde ismi geçen salihlerin anıtları, onların türbeleri ile alakalı insanların aşırılığa gitmesi suretinde ortaya çıkmış dedik. O Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerde. Diyor ki müellif rahimahullah, ve ahirur rusuli Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Resullerin ilki kimdi? Nuh aleyhisselam. Onların sonuncusu da, ahiri de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah azze ve celle'nin insanlığa, Adem oğluna gönderdiği son peygamber, son resul Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar resul gelmeyecek. Bir elçi nebi gelmeyecek. Buyuruyor, diyor ki Rabbimiz مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin babası değildir. Sizden ikinizden birinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Yani ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar kim bir peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkarsa artık bu iddianın sahibinden
bu iddiasına tasdik edecek, bu iddiasına delil olacak bir hüccet, bir burhan dahi ne yapılmaz? Talep edilmez. Birisi gelse ben Allah'ın Resulüyüm, Allah bana vahyetti dese, hiçbirimiz ona madem ki Resulsün o zaman göster hüccetini, göster burhanını bile ne yapmayız? Demeyiz. Bu konuda şek dahi etmeyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın son Resulü olduğu hususunda şek dahi eden bir kimse mümin değildir. Muhammedun Resulullah şehadetine iman ediyor değildir. Eğer karşılığında bu iddia sahibinden bir delil istiyorsa, ondan gördüğü bazı harikuladelikler dolayısıyla etkileniyorsa, bu kişi zaten bidayette işin başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğuna itikad etmiş demek değildir. Yani kıyamete kadar artık bir daha nebi peygamber gelmeyecek. Burada çok önemli bir fayda var. Madem ki kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek, bir daha Resul gelmeyecek. Öyleyse Allah subhanehu ve teala'nın hikmetinden olması gerektir ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar bu ümmeti Allah'ın gönderdiği dinden saptıracak bütün ihtimallerin önünü kesmiş olması lazımdır. Zira önceki ümmetlerde bir peygamber geliyordu. Onun daveti tahrif ediliyordu. Onun gönderdiği şeriat bozuluyordu. İnsanlar ondan sonra, aradan belki uzun yıllar geçtikten sonra topukları üzerine gerisin geriye küfre şirke geri dönüyorlardı. Ancak Allah subhanehu teala ondan sonra bir elçi daha gönderip önceki peygamberin dinini tecdit ediyordu. Ancak madem ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dür, madem ki kıyamete kadar bir daha Resul gelmeyecek, öyleyse onun mesajı kıyamete kadar bu dinin korunmasına yönelik olmalıdır. Kıyamete kadar onun getirdiği saf tevhid akidesine halel verecek yakında ve uzaktaki bütün ihtimaller tıkamış olmalıdır. Ancak böyle olursa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar geçerli tek peygamber olduğu, kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmeyeceği Allah subhanehu ve teala'nın da bu hikmetiyle tescillenmiş olur. Böyle de olmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra bir peygamber daha gelmeyeceği için ümmetine kıyamet gününe kadar getirdiği davetten, getirdiği mesajdan, la ilahe illallah tevhidinden uzaklaştıracak, bundan saptıracak, bununla alakalı en uzak ihtimallerde bile aklımızın ucuna, tasavvurumuza, hayalimize gelmeyecek ihtimallerde bile dininin en önemli meselesine en fazla ihtimam göstererek muhafaza etmiştir. Dinin en önemli meselesini. Daha ilk günden sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve teala'ya kavuşuncaya, yani vefat edinceye kadar. Öyle ki dedim ki en uzak ihtimallerde bile, hiç aklımıza gelmeyecek, tasavvur etmeyeceğimiz ihtimallerde bile olur ki şeytan, dedik ya geçen hafta, şeytanın ufku çok büyük. Şeytan hedefini çok uzağa atıyor. Olur ya şeytan 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra, 1 milyon yıl sonra bugünden attığı bir şüpheyle, bugünden attığı bir lekeyle ne yapabilir? Tevhidi bulandırabilir. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en küçük ihtimallerde bile, hatta bizce belki şu anda ihtimal olmayacak hususlarda bile tevhidi korumak için, tevhide dışarıdan bulaşacak etkenlerden onu muhafaza etmek için bütün tedbirleri almış, bütün gedikleri, bütün çatlakları tıkamıştır. Hele bir tasavvur edelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz Müslümanlara Allah subhanehu ve teala'ya secde ettiğimiz, Allah'a rükû ettiğimiz, onun önünde kıyama durduğumuz, onun adını yüceltip içinde kelime-i şehadet getirdiğimiz namazımızı kimin için kılıyoruz bu namazı? Rabbimiz Allah subhanehu ve teala için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı günün belli vakitlerinde kılmamızı bize yasaklamış. Bize demiş ki günün şu vakitlerinde siz Rabbinize secde ettiğiniz, Rabbinize rükû ettiğiniz, onu yücelttiğiniz, onun önünde kulluğunuzu gösterdiğiniz bu namazı günün şu vakitlerinde kılmayacaksınız. Bunun hikmeti nedir, sebebi nedir bu yasaklamanın? Gene rivayette geldiği gibi. Çünkü o vakitler, sabah güneşin doğduğu vakit,
Öğlen güneşin tepede olduğu vakit ve akşam güneşin battığı vakit. Bu vakitler hangi vakitlerdir? Güneşe secde edenlerin, güneşe tapanların, güneşe taptıkları ve secde ettikleri, ibadet ettikleri vakitlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri o vakitlerde güneşe secde etmekten men etmiş. Doğru mu? Hayır. Güneşe secde etmek kimin hatırına gelir? Belki bugün Müslümanlar, Müslüman halkın, avamın büyük bir kısmı namazla, abdestle ilgisi olanlar. Hepsi bu kerahat vakitlerini biliyorlar. Hatta çok da dikkat ediyorlar. Hatta bizim memleketimizdeki cari olan mezhebe göre, hocaların verdiği fetvaya göre, bu vakitlerde farz namazı bile kılmıyorlar. Bazı hocalar diyor ki, hayır sen kerahat vakti girdi, ikindiyi geciktirmiştin, kılamazsın, kerahat vakti geldi. Farz namazı bile kılmaya yönünde fetva veriyorlar bu ülkede. Peki bu vatandaşın, bu halkın o vakitte güneşe secde etmeyle alakalı bir zihninde böyle bir tasavvur var mı? Aklının ucundan bile böyle bir şey geçer mi? Geçmez. Hiçbir Müslümanın aklının ucundan bile madem güneş doğuyor hadi gel şuna bir secde edelim demek geçmez. Demin dedim ya en uzak ihtimallerde bile, olmayacak ihtimallerde bile. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu en olmayacak ihtimalde bile öyle bir gediği, öyle bir çatlağı olur ya belki 1000 yıl sonra bu çatlaktan bir şey sızar diye bu çatlağı tıkamak için bizlere sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte Rabbimize secde etmeyi yasak etmiş. Güneşe secde etmeyi değil. Rabbimize secde etmeyi yasak etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem davetinin başında ve sonunda dedik. Rivayetler biliyorsunuz. Yani sadedinde olduğumuz mesele bu değil. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ölmeden 3 gün önce, 7 gün önce ölmek üzereyken Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ölüm sekeratı gelmiş. Ölüm sekeratı anı. Ölümün yani ruhu teslim etmenin, canı vermenin ağırlığını yaşıyor aleyhissalatü vesselam. Bu haldeyken bunun şiddetinden, ölümün şiddetinden aleyhissalatü vesselam baygınlık geçiriyor. Baygınlık geçiriyor. Bir bezi ıslatarak aleyhissalatü vesselamın yüzünü örtüyorlar serinletmek için. Sonra ayılıyor. Sonra arkasından bir daha baygınlık geçiriyor. Sonra bir daha örtüyorlar, bir daha ayılıyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken ölüm sekeratının şiddetini, ağırlığını bu kadar hissettiği bir anda diyor ki Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz onların yaptığından sakındırmak için böyle söylüyordu. Hangi halde? Sekerat halinde. Bu dünyadan artık göçüyor. Ahir zaman peygamberi. Daha bir daha peygamber yok. Semanın haberleri kesilecek. Daha bu ümmet içerisinde eğer şirk yayılır, vuku bulursa bir daha bunu Allah'ın dinine döndürecek bir elçi, bir uyarıcı daha gelmeyecek. İşte böyle olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şirke götürecek bütün yollara ve hatta şirke götüreceği tasavvur bile edilmeyecek uzaklıktaki şeylere bile ne yapmış? Bunların önüne set çekmiş. Bunlara engel koymuş, mani olmuş. Ve ahirur rusuli Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin, rasullerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve huvellezî kessara. İşte bunları kıran da odur. Neyden bahsettik önce? Putlardan değil mi? Nuh aleyhisselam kavmindeki. Ve suva, yağus, yağuk ve nesir. Ve huvellezî kessara suvara haulâis salihin. İşte bu salihlerin, bu suretlerini, timsallerini, putlarını kıran da bu peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bizatihi bu putların kendileri olmasa bile, Kureyş putları içinde ve suva bunlar yoktu. Bizatihi bu putların kendileri olmasa bile, aynı gerekçelerle Allah'a ortak edilmiş diğer ilahları da, diğer putları da. Bunları kıran, bunları paramparça eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aynı gerekçelerle ilah edinilmiş Allah'a ortak koşulan putlar diyoruz. Aynı gerekçelerle. Çünkü dedik ya geçen hafta. Şeytan ne yaptı Nuh Aleyhisselam kavmindeki bu tecrübeyle? Ha dedi demek ki Ademoğlunun hassas noktası, zayıf noktası burası. Demek ki Ademoğlu salihlerle alakalı, yüce, ulu kimselerle alakalı hassas bir yerde. Demek ki ben onu Allah'ın dışında, Allah'a anca bunlarla ortak koşturabilirim. Ve ondan sonra nesiller boyunca her kavimde bunu böyle yaptı. Kureyş'te de bunu böyle yaptı. Yine İbn-i Cerir et-Taberi'nin
isnadıyla zikrettiği rivayette deniliyor ki Kureyş putlarından olan Lat'ta, Lat dediğimiz olarak Lat, Eferaeytumul Lat vel Uzza, Kur'an'da da ismi geçiyor Lat. Bu Lat da rivayette geldiğine göre Mekke'de hacılara sevik pişiren, yemek pişirip, bir çeşit yemek pişirip dağıtan böyle salih bir kimseydi. O öldüğü zaman onun mezarının üzerine de bu yapıyı, bu anıtı yaptılar ve ona tapınmaya başladılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte bu putların, bu ilahların suretlerini de onların anıtlarını da kıran odur. Sahihte geldiği şekliyle Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fetih senesi Mekke'ye girince, Kabe'ye girince, o zaman kaç tane put vardı Kabe etrafında? 360 tane put vardı Kabe'nin içinde ve etrafında. Diğer kabilelerde, mahallelerde, diğer Arapların işte çölde sağda solda olan putlar değil. Kabe'nin etrafındaki putlar. 360 tane put vardı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elindeki asayla onları dürterek hepsini ne yaptı? Tek tek kırdı. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Bunu söyleyerek. De ki artık hak geldi, batıl zail oldu. Batıl ortadan kalktı. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Batıl zail olmaya, ortadan kalkmaya, mahvolmaya, perişan olmaya mahkumdur. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ De ki hak geldi, artık batıl bir daha ne olmaz? Bir daha tekrar ortaya çıkmaz, bir daha iade olmaz, bir daha zuhur etmez inşallah. Bu salihlerin suretlerini kıran da odur. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ Allah subhanehu ve teala onu gönderdi. اِلَى اُنَاسٍ Şöyle insanlara, Allah onu şöyle bir insan topluluğuna gönderdi. يَتَعَبَّدُونَ İbadet ehli insanlar, ibadet ediyorlar. Dindarlar, dindar bir insan topluluğu. İbadet ile meşgul bir insan topluluğu. وَيَحُجُّونَ Ve ibadet ediyorlar, şimdi ibadeti açıklıyor. Yaptıkları ibadet çeşitlerini. Hac yapıyorlar, hac ediyorlar. Beytullah'ı, Allah'ın evini hac ediyorlar. وَيَتَصَدَّقُونَ Ve sadaka veriyorlar. وَيَذْكُرُونَ اللّٰهَ Ve Allah'ı zikrediyorlar. Yani Nebi Allah subhanehu ve teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çokça ibadet eden, Beytullah'ı hac eden, sadaka veren, Allah'ı zikreden ibadet ehli, dindar insanlara gönderdi. Mekkeli müşrikler ibadet ediyorlar mıydı? Evet, ibadet ediyorlardı. Allah'ın beytini tazim ediyorlardı. Beyti tavaf ediyorlardı. Safa ve Merve arasında say ediyorlardı. Hac yapıyorlardı. Bizim aynı bugün bildiğimiz gibi hemen hemen hac yapıyorlardı. Arafat vakfesi de vardı, Müzdelife de vardı, Mina'da vardı. Hatta Kureyş, biz haramın ehliyiz, biz harama halisiz diye bizim için haremin dışına çıkmak caiz değildir diye Arafat vakfesine çıkmıyorlardı. Müzdelife'ye kadar gidiyorlardı. Kureyş'in övündüğü şey ne? Diyorlar ki biz haram ehliyiz, haram ahalisiyiz. Bizim için haremin dışına çıkmak caiz olmaz. O yüzden diğer gelen bütün Araplar hacda Arafat'ta vakfe yapıyorlardı ama Kureyş Arafat'a çıkmıyordu. Çünkü Arafat harem sınırının dışındadır. Bizi diyorlardı harem ahalisiyiz. Biz nasıl çıkalım haremin dışına? Hac ediyorlardı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın Sahih Müslim'de gelen rivayette şöyle dediği aktarılmış. Diyor ki كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ Müşrikler şöyle diyorlardı. لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكْ Ne demek لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكْ Senin şerikin yoktur ey Rabbim. Senin davetine icabeten geldik. Buyur ya ey Rabbim. Ne diyorlar? لَا شَر۪يكَ لَكْ Kim tasdik eder arkadaşlar bunu? Müşrik böyle diyor. Yani müşriğin geçtik Allah'ın varlığını kabul ettiğini, inkar ettiğini. Ne diyor? لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكْ Bizim bugün söylediğimiz telbiye lafzı bu. Böyle söylüyorlardı. قَالَ Diyor ki İbn Abbas فَيَقُولُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ Onlar böyle deyince لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكْ deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ki وَيْلَكُمْ قَدْ Ya durun, tamam burada durun işte. Burada durun. لَا شَر۪يكَ لَكْ dediniz ya. Size ne oluyor? لَا شَر۪يكَ لَكْ dediniz, burada durun. Onlar duruyorlar mı orada? Durmuyorlar. Diyorlar ki اِلَّا شَر۪يكَنْ هُوَ لَكْ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكْ Baştan dedi ki ey Rabbim sana geldik.
Davetine icabet ederek sana geldik, emrine itaat ederek sana geldik. Senin hiçbir ortağın yoktur ey Rabbim. Ardından diyorlar ki, ancak gel gör ki bir ortağın var ama veya ortakların var ama bu ortaklar da senin gibi müstakil değiller bizim üzerimizde. Diyorlar ki senin ortağın var ama ey Rabbim onun sahibi de sensin, onun sahip olduklarının sahibi de sensin. Subhanallah. Yani putlarla alakalı, Lat, Menat, Uzza'yla alakalı müşrikin itikadı ne? Evet bu Allah, bu ilah. İbadette Allah'ın ortağı. Ama bizatihi bunun sahibi de kim? Allah. Hatta bunun sahip olduklarının sahibi de kim? O da Allah. Bunu neye şahit olarak getirdik? Ve diyor ki rivayetin sonunda böyle söylüyorlardı. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَتُوفُونَ بِالْبَيْتِ Beyti tavaf ederlerken, Kabe'yi tavaf ederlerken tavaf ediyorlar ya. Neden yapıyorlar Kabe'yi tavaf etmeyi? Dindarlıklarından dolayı dedik ya. Onlar Allah'a ibadet eden bir topluluktu. Dindarlıklarından dolayı Kabe'yi tavaf ediyorlar. Buhari'de gelen başka bir rivayette Ömer radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordu, dedi ki Kuntu nezertu fil cahiliyeti ene a'tekife leyleten fil mescidil haram. Ya Resulallah, ben cahiliyedeyken Mescid-i Haram'da bir gece itikaf yapmayı adamıştım. Ne zaman adamış Ömer bunu? Cahiliyedeyken, içki içen Ömer. Demiş, şarap içen Ömer. Diyor ki ben cahiliyedeyken, yani İslam yok, şirk üzerindeyken ne adamıştım diyor? Mescid-i Haram'da bir gece itikaf yapmayı adamıştım. Böyle bir nezirim, adamım vardı. Demiş ki Allah için Mescid-i Haram'da bir gece itikaf yapacağım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor, diyor ki Ufi bi nezirik. Nezirini yerine getir. Cahiliyede bile adamış olsan adadığın şey nedir? Allah'a ibadet. Ve içinde şirk yok. Tevhid. O zaman adağını yerine getir. Şahit ne burada? Yani cahiliyedeki Ömer radıyallahu anh, müşrik olan Ömer, müşrik iken Allah Azze ve Celle'nin beytinde Mescid-i Haram'da bir gece itikaf etmeyi adamış. Yani ibadet ehli insanlar. İbadet ehli insanlar. Bizim aramızda böyle adaklar adayanlar var mı? Yok. Bizim en adak adayanımız şu işim olursa bir kurban keseceğiz diyoruz. Bu adağın tek bir çeşidi. Bir de adağın şöylesi var. Bir şeye bağlamadan, karşılığında pazarlık etmeden, üzerime Allah için 10 gün oruç tutma olsun. Allah için 10 gün itikaf yapacağım. Böyle adak adayanımız var mı? Yok. Bakın Ömer cahiliyedeyken böyle adak adamış. Yani bu neye delil? Yani Ömer cahiliyedeyken, müşrikken, yani cahiliyenin müşrikleri Allah'tan habersiz, ibadetten habersiz, dindarlıktan uzak insanlar değillerdi. Yine Buhari'de gelen rivayette Ayşe validemiz diyor ki Kâne yevmu âşura yevmen tasûmuhu Kureyş fil cahiliye. Diyor ki Ayşe validemiz, aşure günü Kureyş'in cahiliye zamanındayken oruç tuttuğu bir gündü. Kureyş, bak adamlar Kabe hac ediyorlar, oruç da tutuyorlar. Aşure günü oruç tutuyorlar. Kureyş'in oruç tuttuğu bir gün de Aşure günü. Allah'a inanmayan, Allah'la ilgisi olmayan, ibadetle, dindarlıkla ilgisi olmayan insan neden oruç tutsun? Kureyş bugün oruç tutuyormuş cahiliyede. Ayşe validemizin haber verdiğine göre. Yine başka bir rivayette Hakim İbni Hizam radıyallahu anh diyor ki Kultu ya Resulallah. Dedim ki ey Allah'ın Resulü. اَرَأَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ Ne dersin? Bazı işler var, yaptığım bazı şeyler var. Ben onlarla cahiliyedeyken Allah'a ibadet ediyordum. Sayıyor sonra onların ne olduğunu. Diyor ki, مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ اِتَاقَةٍ وَمِنْ صِلَةِ رَحْمٍ Yani sadaka vermek gibi, köle azat etmek gibi, sıla-i rahim yapmak gibi Allah'a ibadet ettiğim bazı şeyler vardı cahiliyedeyken. فَهَلْ ف۪يهَا مِنْ اَجِرٍ Yani o yaptığım ibadetlerden dolayı şimdi bana bir ecir var mı? Ne zaman yapıyormuş bunları? Cahiliyede iken, daha müşrik iken, tevhid diniyle daha karşılaşmamış iken. Allah'a takarruf maksatlı sadaka veriyormuş, köle azat ediyormuş. Diyor ki o yaptıklarınla alakalı bana bir ecir var mı? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ Bu geçmiş hayırlarınla birlikte Müslüman oldun.
Bu geçmiş hayırlarınla birlikte Müslüman oldun. Yani sen Müslüman oldun. Bu hayırların da seninle beraber geldiler. Burada şahit nedir? Diyor ki sahabi, ya cahiliyedeyken ibadet ettiğim işler vardı. Allah'a yakınlaşmak için bunları yapıyordum. Ve daha tarih kitaplarında, siyer kitaplarında bu konuda hususen biz ecnebi olduğumuz için belki böyle cahiliye tarihiyle alakalı pek fazla kaynak yok kütüphanelerimizde. Ama cahiliye Arapların adetleriyle, onların ibadetleriyle, onların itikatlarıyla alakalı cahiliye Arap edebiyatını, cahiliye Arap tarihine bir baksak, siz inanır mısınız Mekke müşrikleri cünüplükten guslediyorlardı? Cünüpten guslediyorlardı. Mekke müşrikleri sünnet oluyorlardı. Mekke müşriklerinin kadınları hayızdan bile guslediyorlardı. Bunlar hepsi neyin emaresidir? Yani bu halk, bu topluluk, Allah'ın Resulü'nü gönderdiği bu topluluk, Allah'tan tamamen habersiz bir topluluk değil. Allah'tan gafil bir topluluk değil. Allah'a düşman olmalarını bir kenara bırakın. Şimdi bize yansıtılan, bize öğretilen, anlatılan Mekke müşrikinin akidesi nedir? Allah'la alay eden, değil mi? Filmlerde öyle gösteriyor. Ya bir peygamber gelmiş, Allah var diyor. Ha 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 gülüyorlar. Ateist, mülhit böyle bir toplulukmuş gibi. Hayır. Asla böyle bir topluluk değildir. Dindarlar. Zaten şirk ancak dindar bir kişinin düşeceği bir hastalık, bir yanlış yol. Bir kimse ibadet ehli değilse, dindarlıkla, diyanetle, tapınmayla, ibadetle alakası yoksa bu kimse müşrik olmaz. Yani düz kafir olur, mülhit olur, Allah'ı inkar eder, başka bir şey olur. Ama müşrik olması için ne yapması lazım? Dindar olması lazım. Neden? Çünkü hem Allah'a ibadet etmesi lazım, hem de bir başkasına ibadet etmesi lazım. O başkasıyla Allah'ı bu ibadette ortak etmesi lazım ki buna ortak eden anlamında müşrik denilsin. Yani müşrik kim? Müşrik dindar olmalı. Şimdi bunları öğrenmemizin iki faydası var. Birincisi, tevhidi doğru anlayabilmemiz için, şirki doğru anlayabilmemiz için öncelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği müşriklerin üzerinde olduğu yolun, onların ahvalinin, ibadetlerinin, akidelerinin, dünyalarının ne olduğunu bilmemiz lazım. Eğer bizim tasavvurumuzda onlar, bırakın Allah'a inanan, Allah'a ibadet eden, Allah'a düşman olan, Allah'a kabul etmeyen, Allah'a baş kaldırmış, Allah'a söven insanlar olarak tasavvur edersek, o zaman tevhidi doğru anlamamız mümkün olmaz. Bu tevhidin doğru anlaşılmasında çok önemli bir merhale. Çok önemli bir merhale. Buradan çıkartılacak ikinci fayda da şudur. Diyor ki müellif bize şunu işareten, diyor ki yani sakın sen bir kimsenin ibadetine aldanarak, onun Allah'ı zikretmesine bakarak, namazına, orucuna, kıyafetine, sakalına, sarığına bakarak bu kimsenin dinden çıkma ihtimali, bu kimsenin müşrik olma ihtimali yoktur gibi bir şey, bir zanla kapılma. Eğer o kimse dinin temeli, dinin aslı olan La İlahe İllallah'ı nakzediyorsa, bu konuda ayağa kaymışsa, bu konuda hidayet üzere, hakikat üzere değilse, onun namaz kılması, onun Müslüman olmasına yetmez. Oruç tutması, hacca gitmesi Müslüman olmasına yetmez. Bugün bizim bile muasırlarımızın belki kafamızdaki en büyük şüphe tereddüt budur. Evet, La İlahe İllallah'ın manasını okuyup anlayıp kabul ediyoruz. Müşriklerin üzerinde olduğu şirk akidesinin ne olduğunu anlayıp kabul ediyoruz. Sonra o aynı şablonu alıp muasırlarımızın üzerine oturtunca tıpatıpta oturuyor. Ama gel gör ki bunların en azından şahıslarını olmasa da yaptıkları amellere küfür ve şirk diyebilmenin önünde şurada takılıp kalıyoruz. Ya nasıl olur? Bu adam teheccüd ehli bir insan. Allah'ı zikreden bir insan. Değil mi? En ufak sünnetleri, adatları bile yaşamaya gayret eden bir insan. Allah için gözyaşı döküyor. Yani bu adam ya müşrik olmaması lazım. Allah'a ve Resulullah'a kalbinde bir muhabbet var. Bu adam müşrik olmaması lazım. Yani burada bir yanlışlık var demek ki. Yerhamukallah. Birçoğumuz buradan yakalanıyoruz. Burada bizim kafamızda tereddüt oluşturuyor. İşte müellif işareten diyor ki sakın aklına böyle bir şey gelmesin. Zira önceki müşrikler de aynı şekilde ibadet ehli insanlardı. Bakın şunu kolay tasavvur ediyoruz. Evet.
gayrimüslim olan, mesela İslam dinine intisap etmeyen, ehli kitaptan olan Hristiyanlar, Yahudiler, onlar içinde de ciddi ibadet ehli insanlar var değil mi? Ruhbanlar var. Bugün hali hazırda var. Ruhbanlar. Adamlar ibadete adamışlar kendilerini. Dünyadan ellerini eteklerini çekmişler. Dünyanın şehvetlerinden, tadından, lezzetinden elini eteğini çekmişler. Adamların dininde evlenmek bile yok. Allah için kadınları bile terk etmişler, evlenmiyorlar. Bunların kafir olduğu ve bunların ebediyen cehennemde kaldığı gene bu şekilde tasavvur edilince bazılarının ağrına gidiyor. Ama umumen halk, evet, bunları Muhammed'in Resulullah'ı kabul etmedikleri için kafirdirler. Bu kadar ibadet etseler cehenneme gidecekler. Bu konuda şeyler. Ama kendisine Müslüman diyen, namaz kılan, oruç tutan insanların şirk koştuğu zaman bunun müşrik olacağını, ebedi cehennemde olacağını tasavvur edemiyoruz. Halbuki bunun nakzettiği şey eşhedü enne Muhammeden Resulullah'tan daha büyük bir şey. Neydi? Eşhedü en la ilahe illallah. Dinin aslını, seni Müslüman yapan, kafirden ayıran şeyi sen yerle bir ettin. Sen bunun gereğini yerine getirmiyorsun, bunun aksini yapıyorsun ve itikadın kitaptan ve sünnetten baktığımız zaman gördüğümüz kadarıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kavmindeki müşriklerin itikadıyla aynı, en azından Allah inancıyla alakalı meselede. O yüzden müellif bize burada bunu işareten diyor ki, yani onlar da ibadet ehli insanlardı, hac ediyorlardı, Allah'ı zikrediyorlardı, oruç da tutuyorlardı, sadaka da veriyorlardı, itikaf da yapıyorlardı. Yani bunların hiçbirisi onların müşrik olmasına mani olmadı. Cehennemde ebedi kalmalarına mani olmayacak. Çünkü onlar dinin temeli, esası olan bir meseleyi hiçe sayıyorlar, bunu yerle bir ediyorlardı. Erselahullahu ila unasin yeteabbedune. Allah subhanehu ve teala onu öyle insanlara gönderdi ki bunlar çokça ibadet ediyorlar. Ve yahuccune, hac ediyorlar. Ve yetesaddakune, sadaka veriyorlar. Ve yedkurune Allah'a, ve Allah'ı zikrediyorlar. Ne Allah'ı zikrettiklerinin delili? Telbiye getiriyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike lek diyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. Velakinnehum. Ancak gel gör ki velakinnehum yec'alûne ba'dal mahlukîne. Onlar bunun yanında bazı mahlukları vesâite beynehum ve beynallâhi azze ve celle. Kendileriyle Allah azze ve celle arasında vasıtalar, aracılar olarak addediyorlardı. İbadet ehli insanlardı, hac ediyorlardı, oruç tutuyorlardı, sadaka veriyorlardı. Ama bununla beraber onların esas cürümü, yaptıkları esas büyük zulüm, bazı insanları Allah ile kendileri arasında bazı şeyleri vasıtalar addediyorlar, vasıtalar kılıyorlardı. يَقُولُونَ. Bunu şöyle diyerek yapıyorlardı. Bunu yaparkenki maksatları yine ne? Allah'ın kaderini, kıymetini düşürmek. Öyle mi? Değil. Değil. Bunu yaparken şöyle diyorlardı. يَقُولُونَ نُرِيدُ مِنْهُمُ التَّقَرُّبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Yani biz bu şeyleri Allah ile aramıza vasıta yapıyoruz. Bundan maksadımız nedir? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar. Bundan maksadımız Allah Subhanahu ve Teala'ya yakın olmaktır. Allah Subhanahu ve Teala'ya takarrub etmektir. Yani Allah'ın rızasını kazanmak. Nuridu minhumu takarrube ilallah. Biz bu vasıtaları Allah ile aramızda koyduğumuz zaman bundan kastımız nedir? Allah'a yaklaşmak. Yani müşrik müşrik ve müşriğin şirk koşarken şirkteki temel hareket noktası yine ne? Yine Allah'ı razı etmek, Allah'a yakın olmak, Allah'a yaklaşmak. Ve diyorlar ki وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ. Ve bizler onun katında, yani Allah'ın katında onların şefaatlerini istiyoruz. Bu şekilde aracılar koymamızdaki maksat, gaye budur. Şefaatini istiyoruz. Yani ne demek? Yani bunlar Allah'a zaten yakın kimseler. Bizim bu ilahları, Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahları Allah'a yakın kimseler. Allah'ın dostları.
Allah'a bizden daha yakın kimseler. Eğer biz dileğimizi, isteğimizi onlara arz edersek, onlar bizim adımıza Allah Subhanahu ve Teala'ya bunu arz ederler. Bizi Allah'ın katında aracılık ederler, şefaat ederler. Şefaat bu demek. Yani derler ki, ya Rabbi bak filanca kulun, bu da iyi birisi. Tam şefaat böyle olur. Ya Rabbi bak filanca kul, işte yani sana ulaşmak için benim vasıtamla geldi. Ben onun adına şefaatçi oluyorum. Yani ne demek? Ona referans olmak demek. Onu kayırmak demek Allah Subhanahu Teala'nın yanında. Onun isteğini Allah'a ulaştırmak demek. Şefaat biliyorsunuz nereden geliyor Arapçada? Şef, vitrin zıttı. Vitir nedir vitir? Tek. Şef ne olacak o zaman? Çift. Çift. Yani şefaat isteyen bir kimse kendi başına tekken yaptığı dileğini tek başına yapmak istemiyordu. Diyor ki ben bu dilekte çift olayım. Yanına şefaatçiyi de alınca ne oldu o tek? Çift oldu. İşte şefaat bu demek. Şefaatçi buradan geliyor. Buyuruyor diyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Bismillah. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onun dışında veliler edinenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَا Biz bunlara hiçbir sebepten dolayı ibadet ediyor değiliz. Bunlara ibadet etmemizdeki yegane sebep şudur ki اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَا Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Sadece yaklaştırma değil. Daha çok yaklaştırsınlar. Onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Yani diyorlar ki bizim Allah'ın dışında ibadet ettiğimiz, bu ilahlara ibadet etmemizdeki yegane sebep şudur ki bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Bu müellifin sözünün Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetinden delil. İkinci ne diyorlardı? وَنُرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ اِنْدَهُ Onun katında şefaatini istiyoruz. Diyor ki Rabbimiz وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Allah'ın dışında kendilerine bir fayda da vermeyecek, zarar da vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar da ne diyorlar? وَيَقُولُونَ هَاُولَٓاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Diyorlar ki ya bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacaklar. Allah katında bize şefaat edecekler. Allah katında bize referans olacaklar, bizi kayıracaklar. İki temel gerekçe, müşriğin şirk koşarkenki iki temel gerekçesi hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde açık ve Rabbimizin kitabında bu kadar sarih lafızlarla ifade edilen bu iki gerekçe. Allah'a yakınlaşmak ve Allah'ın önünde kayrılmak. Yani nihai olarak müşrikin hedefine Allah. Müşriğin nihai hedefi Allah. Allah'a yakınlaşmak, Allah'ın indinde kayırılmak. Şimdi müşrik diyor ki ben bu putlara ibadet ediyorum çünkü benim gerekçem beni Allah'a daha çok yaklaştırsınlar. Bunlara ibadet ediyorum çünkü onların bana Allah'ın katında şefaat edeceklerini umuyorum. Şefaat etmelerini istiyorum. Şöyle tasavvur etmek lazım. Evet sen bu taptığın ilahları seni Allah'a yakınlaştıracağını düşünüyorsun. Allah'ın katında bunların sana şefaat edeceğini düşünüyorsun. Bunu istiyorsun. Peki sen bunların Allah'a yakın kimseler olduğunu, seni Allah'a yaklaştırması için onun da ne olması lazım? Senden daha yakın olması lazım. Allah katında sana şefaat etmesi için bunların Allah'a yakın kimseler olması lazım. Bunları nereden çıkardın? Yani sen şimdi bir tasavvur bize gösterildiği şekilde, sunulduğu şekilde bir taşa, değil mi? Yonttuğun bir taşa ibadet ediyorsun. Bir ağaç parçasına ibadet ediyorsun. Hatta yaptığın, acıkınca yediğin bir helvaya ibadet ediyorsun. Bak bunları niye söyleniyor bunlar? Küçümsemek için. Ya bu müşrikler ne kadar ahmak. Ya bu müşrikler ne kadar sefil. Niye? Helva yapıyor, onu tapıyor, sonra onu geri yiyor. İyi de helvayı taparken sorunca sen bu helvayı niye tapıyorsun diyece ne diyor? Beni Allah'a yaklaştırsın diye. O zaman şurası zaruri olarak bilinmesi, kabul edilmesi gereken kaçınılmaz bir şeydir.
Yani müşriğin itikadında o taptığı şey bizatihi helvanın, ağacın, taşın kendisi değil. Bunlar onun taptığı şeyin bir sembolü. Bir sembolü. Ve onun itikadında ibadet ettiği ilahı Allah'a yakın birisi. Allah'ın sevdiği birisi. Allah'a dost olan birisi. Allah'ın elçisi, Allah'ın katındaki melek. Artık onun tasavvurunda, dünyasında ne varsa. Böyle olması zaruri, kaçınılmazdır. Eğer böyle değilse adam esastan sadece yaptığı helvaya, helvayı yapıp sonra acıkınca yiyorsa, bu adama Resul elçi göndermeye gerek yok. Bu adam zaten mükellef değil yani. Öyle değil mi? Böyle olması gerekmez mi? Bu adam, bu adamın akli dengesi yerinde değildir. Bu adama Resul elçi falan gelmeye gerek yok. Bu işte deliller nasıl muamele görecekse öyle muamele görür. Böyle olmadığı için şurası zaruri, kaçınılmazdır. Yani onun taptığı bu ilahlar, bu putlar, bu timsaller bazı kutsal yüce varlıkların, Allah'a yakın bazı varlıkların sembolleri, timsalleridir. Nuh kavminde geçtiği gibi. Şimdi onlara misal olarak diyor ki müellif. Ne diyorlardı müşrikler? Yekulune nuridu minhumut takarruba ilallahi teala. Biz bunlarla Allah'a takarrubu murad ediyoruz. Ve nuridu şefaatehum indehu. Ve bunlarla Allah katında onların bize şefaat etmelerini murad ediyoruz. Kimler gibi vasıtalardı bunlar? Demin dedik ya, zaruri olarak bunların kim olması lazım? Allah'a yakın bir şeyler olması lazım ki Allah katında beni kayırsın. Mislul melaiketi ve İsa ve Meryem ve unasin gayrihim minas salihin. İşte bundan dolayı, bu kaçınılmaz zaruri gerçekten dolayı onların Allah ile aralarına koydukları vasıtalar böyle kimselerdi. Meleklerdi, Resullerdi, İsa gibi, annesi Meryem gibi veya salihlerdi. Aracı, bunların aracı, yani Allah ile aralarında koydukları aracılar bunlardı. Diyor ki Rabbimiz. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بُنُ مَرْيَمْ Allah dedi ki, ey Meryem oğlu İsa, اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İnsanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Diyor ki Rabbimiz, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Şahit ne burada? Yani müşrikler Allah ile beraber, müşriklerin Allah ile beraber ibadet ettikleri ilahlarından birisi kimdi? Dedi ya burada misal olarak. Yani İsa dedi. Ve yani Meryem dedi. Nereden çıkarıyoruz onların Meryem'i, İsa'yı ilah edindiklerini? İşte Allah'ın bu buyruğundan çıkarıyoruz. Rabbimiz diyor ki, ey İsa, sen mi söyledin onlara beni ve annemi Allah'ın dışında ilah edinin diye? Başka onlar kimlere ibadet ediyorlar? Meleklere. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Ve onların hepsini haşrettiğim, onların hepsini haşrettiği gün يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ Allah meleklere der ki, اَهَا اُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Size ibadet edenler bunlar mıdır? Allah subhanahu teala buyuruyor, diyor ki, ve insanların yeniden haşredildiği, yeniden diriltildiği, bir araya toplandığı gün Allah meleklere der ki, اَهَا اُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ İşte bu, onlar mı size ibadet ediyorlardı? Melekler derler ki, قَالُوا سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ Hayır ya Rabbi, sen bizim velimizsin, onlar değil. Bizim velimiz sensin, onlar değil. بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ وَاَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı ve onların çoğu cinlere iman etmiş, cinlere inanmış kimselerdi. Bu ayeti kerimeden şahit nedir? Allah meleklere ne soruyor? Size ibadet edenler bunlar mı? Yani yeryüzünde meleklere Allah'la beraber ibadet edildi. Allah'a yakınlaşma gayesiyle. Yani müşriklerin Allah'ın dışında ibadet ettiği bu varlıklardan bir sınıfta kimlerdi? Meleklerdi. Meryem'di. Onun oğlu İsa'ydı. Meleklerdi. Başka? Ve unasin gayrihim minas salihin. Ve onlar dışında salihlerden başka kimselerdi. Başka salihlerdi. Onların salihlere ibadet ettiğinin delili nedir? Bu vasıtalardan, Allah ile aralarına koydukları bu aracılardan
bir kısmında, bir zümrenin de salihler olduğunun delili yine Rabbimizin şu buyruğudur. Diyor ki Rabbimiz Ulaikellezine yed'un. Onların ibadet ettiği, dua ettiği, yalvarıp yakardığı o şeyler var ya. Onların ibadet ettiği o şeyler var ya. Ulaikellezine yed'un. يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ Onlar bizatihi kendileri, yani ey müşrikler, sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz bu varlıklar var ya, onların bizatihi kendileri hangisi bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak diye vesileler, sebepler arayan kimselerdir. يَبْتَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ Ve Allah'ın rahmetini ümit eden, Allah'ın azabından korkan kimselerdir. Kimin vasfı bunlar? Salihlerin vasfı. Peki bu ayette kimin vasfı? Kimden bahsediliyor böyle? Onların taptıkları ilahlardan bahsediliyor. Onların taptıkları o şeylerin bizatihi kendileri, hangisi de acaba bizi Allah'a daha çok yaklaştırır? Acaba hangisini yaparsak Allah'ın rızasını daha çok kazanırız? Allah'a daha çok yaklaşmış oluruz. Onu razı ederiz diye böyle salih ameller peşinde koşan, Allah'ın rahmetini ümit edip onun azabından korkan kimselerdir. Bu da neyin delili? Yani demek ki onların Allah'a ortak ettikleri ilahlarından bir zümrede kimlerdi? Salihlerdi. Böyle olması zaruridir, kaçınılmazdır. Adama sormazlar mı? Sen diyorsun ki ben buna tapıyorum, bu taşa, bu ağaca tapıyorum, beni Allah'a yaklaştırsın. Tamam. Buna tapıyorum, Allah katına bana şefaat etsin. Ya birisi adama demez mi? Ya sizin aklınız nerede? Bu taş sana nasıl şefaat etsin? Taş bu da. Biri demez ki ya bu ağaç sana Allah'a nasıl yaklaştırsın? Bu soru neden varit olmadı? Çünkü hiç kimse bizatihi ne o taşı, ne o ağacı, ne o helvayı kastetmedi. Kendisini Allah'a yaklaştıracak şey zaruri olarak ne olmalıydı? Allah'a yakın bir şey olmalıydı. Ve nitekim Allah'a yakın şeyler arasından bu ilahlarını seçtiler ve onlara Allah ile aralarında vasıtalar addettiler. Diyor ki müellif rahimehullah. Feba'atallahu teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve teala onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Ta ki yüceddide lehum dinehum. Onların dinlerini yenilesin diye. Dinlerini tecdid etsin diye. Onların dinlerine, yani dine ebihim İbrahim, babaları İbrahim'in dini olan dinlerini yenilemek için. Zira müşriklerin Kabe'yi tazim etmeleri nereden geliyor? Neden Kabe'yi tazim ediyorlar? İbrahim'in dininden dolayı. Tavaf ediyorlar İbrahim'in dininden dolayı. Sünnet oluyorlar İbrahim'in milletinden dolayı. Ama aradan zaman geçmiş. Şeytan aynı oyunu onlara da oynamış. Onlar şeytanın tuzağına düşmüşler. Yüzyıllar sonra Allah'ın dışında başka ilahlar edinmişler. Allah subhanahu teala da onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, onları babaları olan, dedeleri olan İbrahim'in dinine döndürmek için gönderdi. Kureyş kimin torunu? Kimin çocukları bunlar? İbrahim aleyhisselam'ın çocukları. İbrahim aleyhisselam'ın, İsmail'in çocukları. İşte bunlar. İshak'ın çocukları da Yahudiler, Beni İsrail. Dinleri İbrahim'in dinini, dedeleri İbrahim'in dinini tecdid etmek için gönderdi Allah subhanahu teala. Dedeleri İbrahim'in dini. İbrahim'in dini neydi? İbrahim'in dini neydi? Hanif. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillahi hanife ve lem yeku minel müşrikin. İbrahim kâne ummeten kâniten lillahi hanife. Hanif olan, Allah'ın dışındaki her bir şeyden Allah'a meyleden, şirkten tevhide meyleden ve Allah Azze ve Celle'ye ibadette, taatte devamlı bir din üzerindeydi. Böyle bir imam idi kendisi. Kâne ummeten kâniten. Kâne ummeten, buradaki ümmet imam demek. Yoksa İbrahim tek başına bir ümmet değil. İbrahim burada ummeten imam demek. İbrahim tevhid üzerinde, hanif, şirkten tevhide meyleden, Allah'ın dışındaki her bir şeyden Allah'a meyleden, Allah'a ibadette, taatte devamlı böyle bir imam idi.
وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve müşriklerden değildi. İşte ataları İbrahim'in dini buydu. Ve bundan dolayı Allah subhanehu ve teala İbrahim'in dinine bakın sürekli atıf var. Tevhidi anlatırken. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا Sonra sana şöyle vahyettik. İbrahim'in hanif olan milletine uy. İbrahim'in hanif olan dinine uy. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَف۪ي نَفْسَهِ İbrahim'in milletinden nefsi sefih olmuş gerizekalıdan başka kim yüz çevirir? Kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Yüz çeviren kimse ancak sefih bir kimsedir. Aklında bir sorun vardır, eksiklik vardır, gerizekalıdır. Neydi onun milleti? وَاِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِه۪ اِنَّن۪ي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذ۪ي فَتَرَن۪ي فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ي Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben, beni yaratan hariç, sizin taptıklarınızdan beriyim. Beni yaratan hariç, sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ve beni doğru yolu iletecek olan da odur. Ve sonra İbrahim, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً ف۪ي عَقِبِه۪ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Sonra İbrahim bu sözü kendisinden sonra gelecek olanlara belki onlar dönerler diye baki, ebedi, kalıcı bir söz olarak bıraktı. İbrahim bıraktığı kalıcı söz hangisidir? La ilahe illallah sözü. İbrahim la ilahe illallah sözünü burada ne şekilde, ne surette tabir ediyor? İnneni bera'un mimme te'budun illellezî fetarani. Beni yaratan hariç ben sizin taptıklarınızdan beriyim. Feba'atallahu teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Ta ki yüceddidu lehum dinehum, dine ebihim İbrahim, onların dinlerini tecdid etsin diye, dinlerini yenilesin diye. Hangi din bu? Ataları, babaları olan İbrahim'in dinini. Ve yuhbiruhum, ve onlara şöyle haber versin diye, onlara şunu bildirsin diye. Enne hâzet takarrube, sizin peşinde olduğunuz bu yakınlaşma çeşidi, Allah'a yakınlaşmak için peşinden gittiğiniz bu yol. Vel i'tikad. Ve bu itikadınız, bu inancınız. Yani bu vasıtaların, bu aracıların sizi Allah'a yakınlaştıracağına yönelik olan inancınız. Onların sizi Allah katında şefaat edeceğine dair olan inancınız. Mahdu hakkillahi teala. Bu sırf halis bir şekilde Allah subhanahu ve teala'nın hakkı olması gereken bir şeydir. Siz bizi Allah'a yaklaştırsın diye bunlara yöneldiniz. Onlara teveccüh ettiniz, onlara dua ettiniz, onlara adak adadınız, onlara kurban ettiniz, onlara kurban kestiniz. Bu takarrub ve bu itikat ile yaptığınız bu işler sırf halis bir şekilde Allah subhanahu teala'nın hakkı olması gereken şeylerdir. La yasluhu minhu şeyin li gayrihi. Bunlardan hiçbirisi, yaptığınız ibadetin bu çeşitlerinden hiçbirisi, onun dışında Allah subhanahu teala'nın dışında hiçbir kimse için münasip değildir. Hiç kimseye yaraşmaz. Bu yapılanlar sadece Allah subhanehu ve teala'ya yaraşan, sadece onun hak ettiği, sadece onun layık olduğu, onun müstahak olduğu işlerdir. La li melekin mukarrab ve la nebiyyin mursel fadlan an gayrihime. Bu hiç kimse, bu hiçbir şey, ister bir Allah'a yakın bir melek olsun, ister Allah'ın gönderdiği bir peygamber olsun. Bunların dışındakileri bir kenara bırakın. Yani bunların dışındakileri bir kenara bırakın. Ne bir ister bir melek, ister bir peygamber olsun. Bu yaptığınız ameller ve bu itikadınız Allah'tan başka hiç kimse için yapılması asla caiz olmayan, asla uygun olmayan, münasip olmayan şeylerdi. Burada tavakkuf edelim inşallah. Kalan bölümü de bir dahaki derste inşallah okumaya, anlatmaya, şerh etmeye çalışalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.